Merhaba, bugün size Microsoft Xbox Oyun ve Şarj Kiti 9. nesil adlı adaptörden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi PlayStation tarafında kolları kablo vasıtasıyla şarj edebiliyoruz. Ayrıca bir pile ihtiyaç duymuyoruz ama Xbox tarafına baktığımızda hala böyle pil kullanmak zorunda kalıyoruz. İki tane kalem pille çalışıyor bu ürünler. Ben de bugüne kadar hep şarj edilebilir piller kullanıyordum. Ama yakın zamanda Xbox Türkiye'nin Twitter hesabında bir ürün gördüm. Paylaştıkları linkte bu üründen bahsediyordu. Ben de bu ürünlerden bir tane alarak nasıl çalışıyor buna bakmak istedim. Şimdi yavaş yavaş kutu açılışına geçelim ve kutudan neler çıktığına bakalım. Kutu açılışına geçmeden önce şundan bahsedeyim. Ben Xbox Series S kullanıyorum şu an. Bu gördüğünüz Series S kolu. Bu da eski nesil olan Xbox One S kolu. Zaten pil yatağı birbirine benziyor. Şöyle Series S'e bakacak olursak iki tane pille çalışıyor. Ve ben şöyle aslında şarj edilebilir piller kullanıyorum. Onu da yakından göstereyim. Duracell'in şöyle bir ürünü var. İndirime girince almıştım. Hatta iki tane aldım. Şöyle 4 saatte kullanım hazır yazıyor. Yani şu pilleri taktığınız zaman 4 saat kadar bir sürede hepsi şarj olmuş oluyor. Ve bunları çıkartıp şu ikiliyi Series S koluna takınca kullanmaya başlayabiliyorum. Böylece aslında pil derdimi ben şarj edilebilir pillerle çözüyordum şimdiye kadar. Bunu da göstereyim. Bu da tavsiye ettiğim ürünler arasında yer alıyor. İndirim yakaladığınız zaman alabileceğiniz, gayet memnun kalabileceğiniz bir ürün. Şimdi bunları bir kenara koyayım. Asıl göstermek istediğim ürüne geçiş yapayım. Evet, Xbox Türkiye'nin tweetine baktığım zaman verdikleri link hepsi burada adresine gidiyordu. Ben de oradan aldım ve hepsi jetle birlikte kısa sürede ulaştı elime. Şöyle hemen hızlıca açayım. Evet, gayet sağlam bir şekilde poşetlemişler. Şimdi bu kutunun etrafında da bir poşet var. Onu çıkartalım. Kutuya biraz yakından bakmak istiyorum. Burada zaten tekrar şarj edilebilir batarya diyor ve USB Type-C kablo demiş. Burada farklı dillerde aynı şeyden bahsediyor. Şöyle yan tarafına geçecek olursak. Yan tarafta Xbox kablosuz kontrolcü USB-C portu ile geliyor yazmış. Şöyle diğer tarafına baktığım zaman farklı bir bilgi var mı diye bakıyorum. Şurada da bir kitapçıya garanti belgesi var gözüküyor. Şimdi şu yapışkan taraftan açmaya başlayalım. Şurada yeşil simyadan açıyorum. Evet, yapışkanı yırttıktan sonra şuradan çekiyorum ve evet şöyle bir kutu gözüküyor. Şöyle bakalım etrafına. Burada bataryanın kendisi var bir poşet içerisinde. Bataryayı da açalım hemen. Poşetinden kurtaralım. Evet, bataryaya biraz daha yakından bakalım. Şimdi baktığımız zaman Xbox kolunun zaten iki tane pille çalıştığını söylemiştik. Batarya şöyle genişlik olarak baktığımda bu iki pilin genişliğine uygun gözüküyor. Ve böyle ayrılabilir iki tane pil var gibi bir görünüm yok. Böyle gözüküyor ürün. Üzerinde de bu şekilde Xbox yazısı ve solda da logosu var. Şöyle etrafını çevirecek olursam burada da diğer bilgiler yer alıyor. Şimdi kutuya devam edecek olursam şu altta bir kablo gözüküyor zaten. Onu da yavaşça kaldırıyorum. Bir tane kablo çıkıyor ve bu da yanlış bilmiyorsam 2 metre kadar bir kablo. Bir tarafı USB, bir tarafı da Type-C olan bir kablo. Zaten Series S gibi yeni nesil konsolların gamepad'ine baktığımız zaman burada Type-C çıkışı vardı. Bunu bu tarafa takıp USB ucunu da konsola bağladığımız zaman yine istersek hani o an şarjımız yoksa bile gamepad'i kullanabileceğiz. Ama şarj ederken de yine aynı mantık. Bu pilleri çıkarmadan direkt konsola bağlayacağız. Şimdi şundan bahsedeyim tekrar. Pil kullanırken şöyle bir durum oluyor. Mesela ben böyle bir pil kullanırken eğer piller bittiyse bunları çıkartıp ayrıca işte şunu prize takıp şarj etmem gerekiyor. Ve elimde böyle yedek bir pil yoksa o anda Xbox'la oynayamıyorum. Sadece kablosunu takıp oynayabileceğim. Böyle bir durumla karşılaşıyorum. Ama bu bataryayı kullandığım zaman bu batarya hep burada takılı kalacak. Ve ben bittiğinde bile bu kablo sayesinde batarya buradayken oynamaya devam edeceğim. Tabii aslında iki senaryoda da yine kabloyu kullanmış oluyorsunuz ama farkı şu oldu. Ben pilleri harici bir yerde şarj etmeye çalışırken burada batarya içinde kalıyor ve şarj olmaya devam ediyor. Yani ayrıca bir prize gerek duymuyorum. Şimdi kutuya devam edelim. Kutuda bir de kitapçık yer alıyor. Kitapçıya da baktığımız zaman şöyle zaten nasıl takacağımızı göstermiş. Kapağı açıp şu doğru yönde takmamız gerekiyor. Burada da kablonun bağlantısından bahsetmiş.
Şimdi şu bir de kitapçıyı yakından göstereyim. Kitapçıkta da farklı dillerde bilgiler yer alıyor. Bunu şöyle hızlıca geçtim. Şimdi seri bir açalım. Şu kabloyu bir daha çıkartalım. Seri izlesin pillerini de çıkartıyorum. Ve kola baktığımız zaman zaten şuradaki bölümle kolun içerisindeki şu bölüm eşleşmesi gerekiyor. Yani kitapçıya bakmasanız bile zaten şu şekilde takmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ve takınca gördüğünüz gibi ses de geldi. Artık şu kapağı da kapatıp kullanabilir hale geliyorum. Tabii şu bataryayı şu an ilk kullanımdan önce bir şarj etmek gerekir muhtemelen. O yüzden direkt böyle takıp kullanmak yanlış olacaktır. Bunu çıkarıp bir de çıkarmasına bakalım rahat çıkıyor mu diye. Şurada bir boşluk var. Buradan tutmaya çalışacağım. Evet, gayet kolay çıktı. Bir de şunu merak ettim. Bu OnePlus'le de uyumlu mu acaba? Şimdi onu da deneyelim. Bakalım eski nesilde nasıl çalışıyordu diye. Onda da yine benzer bir durum var. Şöyle umarım zarar vermem. Evet, bunda da kolayca oturdu. O çıt sesini tam duyamadım ama şu an gayet sağlam bir şekilde oturdu. Bir de kapağına bakalım kapanabiliyor mu? Evet, kapak da gayet kolay bir şekilde kapandı. Yani hem Series S ile hem de One S ile muhtemelen kullanabileceğim gözüküyor bu ürünü. Denemeler yapınca son durumu da paylaşırım. Şöyle çıkartmaya çalışayım. Şimdi çok önemli bir konuda uyarıda bulunmam gerekiyor. One S koluna biraz önce taktım. Ama One S kolunun şuradaki genişliği ile Series S'teki pil yatağının genişliği galiba daha doğrusu uzunluğu mu diyelim ona. Biraz birbirinden farklı sanırım. Series S'e takıp çıkarmak çok kolaydı ama One S çok uğraştırdı. Yani ışıkları yandı, çalışır pozisyona geldi ama bataryayı sökmek istediğimde büyük problem yarattı bana. Ve bataryayı şu bölümden çıkarabilmek için şöyle biraz sert bir cisme hatta böyle bir tığ bulabildim mesela şimdi. Şöyle bataryanın alt kısmından sabitleyip şöyle yukarı kaldırmaya çalıştım. Çünkü şuraya çok yapıştı ve burada da çok boşluk yoktu. Yani One S koluyla uyumlu gözüküyor ama takıp çıkarmak istediğinizde büyük sıkıntı yaratacak gözüküyor. O yüzden ben One S kolunu bir kenara bırakayım. Series S kolunu da kullanacağım. Çünkü zaten Series S varken One S'e takmam çok anlamlı olmayacak. Şimdi bunu bir kez daha denemek istiyorum. Şöyle evet taktığım zaman kolayca oturuyor buraya. Ve çıkarmak istediğim zaman kolayca çıkıyor. Ama One S'te çok zorladı beni. Takıp çıkarma işlemi eski nesilde sıkıntılı gözüküyor. Evet bu şekilde Series S kolunda kullanacağım. Series X varsa sizde onunla da uyumludur zaten. Şöyle gördüğünüz gibi ışığı da yanıp sönüyor. Yani bataryamız çalışıyor anlamına geliyor bu. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.